Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yargı, vatandaşın hakkını aradığı, mağduriyetini gidermek için son çare olarak kapısını çaldığı yerdir. Bu nedenle bağımsız ve tarafsız bir yargı, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin en önemli şartıdır. Sayın Adalet Bakanı diyor ki, hukuk devletinde yargının yegane idolesi vardır. O da adalettir. Emir alacağı tek yer vardır, anayasadır, hukuktur, kanundur. Bu konu en temel hassasiyetimizdir. Bu hassasiyetle yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına büyük önem veriyoruz. Çünkü ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı millet adına karar verebilir. Ne kadar doğru ve güzel bir ifade. İyi de bu söylenenleri siz yapabildiniz mi? Hayır. Yargıyı yürütmenin tahakkümünden kurtarabildiniz mi? Hayır. Bir toplum için en büyük tehlike yasama, yürütme ve yargı erklerinin tek elde toplanmasıdır. Bugün yaşadığımız işte tam da budur. Yasama, yürütme, yargı erklerinin bugün neredeyse tek elden yürütüldüğü bir sistemle karşı karşıya bulunmaktayız. Bir siyasi parti genel başkanının mahkemeye yargıç atadığı bir yerde adalet olur mu? Veya bağımsız ve tarafsız adalet olabilir mi? Yargı paketleri, yargı paketleri. Evet, yargı paketleri içerisinde mesleğin, bugünkü teknolojinin de kullanarak başta UYAP olmak üzere bir takım düzenlemelerin, kolaylaştırıcı işlemlerin yapıldığını bir meslektaş olarak ben de görüyorum ve bunların bir anlamda faydalı olduğunu da ifade etmek istiyorum. Ancak bunlar yargının tarafsız ve bağımsız olmasını sağlayabilir mi? Buna yeterli mi? Tabii ki de hayır. Örneğin siz Cumhuriyet Savcılarının bile özgürlüğünü ortadan kaldırdınız, elinden aldınız. Bugün bir savcı dava açacağında öncelikle başsavcının uygun demesi halinde dava açabilir. Peki başsavcılar bugün iktidarın iki dudağı arasında. Bu durumda ne olur? Bu durumda başsavcının istemediği, dolayısıyla da iktidarın istemediği hiçbir dava açılamaz. İktidar sayesinde bugün Türkiye, bakın, Türkiye 2021 hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117. sırada yer alabilmiştir. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, ülkemizin en önemli sorunu yargıya olan güven sorunudur. İktidarınızın zamanında tarafsız ve bağımsız yargıya olan güven %38'lere kadar düşmüştür. Bu ne demektir? Bu, ülkemizde yargıya olan güvenin kalmadığını göstermektedir. Siz önce bunu düzeltin. Ancak şunu söyleyeyim. Bu güveni bu şartlarda sağlayamazsınız. Halen AKP kadrolarında il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili adayı olmuş, 45 yaşına dayanmış siyasi kimliği olan avukatlar, avukatlar hakim, savcı olarak görev yaptığı sürece bunu sağlayamazsınız. Yazılı sınavda 80'lerin üzerinde puan alan birçok kişi elenir iken 55-60 puan alan ve torpil yarışlarının yapıldığı, referanslarının siyasete dayandığı hakim savcılar ile bunu sağlayamazsınız. Sayın Bakan, Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıkları üzerindeki tedbirleri kaldıran, yurt dışına çıkış yasağını kaldıran, bu olaylarda ismi geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın HSK tarafından önce Yargıtay'a bir gün dahi çalışmadan, bir dosyanın dahi kapağını açmadan Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne atanmasıyla ve yine bu kararlara imza atan Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Hasan Yılmaz'ın da yine Adalet Bakanı Yardımcısı olmasıyla bunu hiç sağlayamazsınız. Vatandaş kime güveneceğini şaşırmış durumda.
bir yargı kararında tarafsız olmalı. Korkmadan, çekinmeden karar verebilmeli. Siyasetin etkisinde kalmamalı. Siyasi iktidara hoş görünmeye çalışmamalı. Bakın bir örnek vermek istiyorum. Antalya'da 10 mahalleyi ilgilendiren bir kır cami imar meselesi var. Bu konu yıllardır çözüm bekleyen bir konu. AKP iktidarında ve iki dönem AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı döneminde çözülemeyen bir konu. İktidar tarafından her seçimde defalarca seçim malzemesi yapıldı. Hatta 2019 yerel seçimlerinde bakın Çevre Şehircilik Bakanı, AKP İl Başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları siyasi şov yaptı. Tapular dağıtıldı. Vatandaş buna inandı. Evini yıktı, ağacını kesti. Yıllarca beklediği planlama tamamlandı zannetti. Ne oldu? Seçim geçti, AKP kaybetti Antalya'da. Devreye kim girdi? Devreye yargı girdi. Bakın meslek odası tarafından bir dava açıldı ve bu davada bilirkişiler tarafından planlamanın her yönüyle kusursuz olduğu, planın uygun olduğu açıkça yazıyor. Hiç tereddüt yok. Bilirkişi raporu böyle açık, net. Peki Antalya 1. İdare Mahkemesi ne yaptı? Raporu hiç dikkate almadan genel uygulamaların aksine uydurma iki gerekçeyle ortada bu kadar net bilirkişi raporuna rağmen planlamanın iptaline karar verdi. Mahkemenin gözü dosyada mıydı yoksa iktidarda mıydı hiç belli değil. Peki sonrasında ne oldu? Dosya Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinafa gitti değerli arkadaşlar. Burası ne yaptı derseniz eşi benzeri görülmemiş hukuk komedisi olabilecek bir siyasi karara imza attı. İstinaf kararında deniyor ki ilk derece mahkemesinin planı iptal kararının dayandığı gerekçelerin doğru olmadığı görülmekle birlikte yine de karar doğrudur. Bakın değerli arkadaşlar böyle komedi bir gerekçeyle verilmiş karar. Yani sanki bir zamanlar ifade edilen hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu açıklamasına benzer bir gerekçe ile karşı karşıya kaldı bu dosya. Bir avukat olarak bir kararı eleştirmek gibi bir alışkanlığımız meslek hayatımızda hiç olmadı. Ama yine de sormak isterim. Bu karar nasıl bir karardır? Nasıl bir gerekçeye dayalı olarak karar vermiştir? Ey hakimler, ey bu kararı verenler, işte siyasetin gölgesinde nelerin yapıldığının açıkça ortada olan bir örneği. Çünkü Kır Cami meselesi, Kır Cami planı CHP'li ilçe ve Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülmesi iktidarın baskısıyla yargıt eliyle engellenmiştir. Yargı aracı yapılmıştır. İşte böyle siyasete yargı alet edilmiştir. Halk bunun hesabını sizden, iktidarınızdan mutlaka soracaktır. Kır Cami halkı, Antalya halkı bunun siyasi hesabını iktidarınızdan sormak için bekliyor değerli arkadaşlar. Adalete güveni yeniden arttıralım. Siyasi müdahaleyi sonlandıralım. Yargıdaki siyasi kimlikleri ayıklayın. Aksi halde adalet her geçen gün değer kaybediyor. Bu şartlarda tarafsız ve bağımsız yargı sadece ismi olur ama gerçekte olmaz değerli arkadaşlar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, orman yangınları yaşadı Antalya bildiğiniz gibi. Burada önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bu orman yangınları sürecinde bilindiği üzere Orman Bakanlığı maalesef yangınları söndürmede başarısız oldu ve kaderine terk edilmiş bir yangın süreci yaşandı. Gerekli uçak ve helikopterlerin kullanılmasında maalesef yeterli olamadı. Yangınla mücadele yerine siyasi mücadele tercih edildi. Şimdi böyle bir durumda vatandaşlarımız şu an kaderine terk edilmiş durumda. Binlerce vatandaşımızın evi yandı, ahır yandı, hayvanları kaybedildi. Şimdi burada ciddi bir mağduriyet var. Cumhurbaşkanı geldi, evlerinizi yapacağız. %60'ı bizden, %40'ı siz ödeyeceksiniz dedi. Çevre Şehircilik Bakanı geldi, %50'sini devlet olarak biz ödeyeceğiz, %50'sini siz ödeyeceksiniz
dedi. Sonrasında ne oldu? Vatandaşa açık sözleşmeler imzalattırıldı. Vatandaş ne ödeyeceğini şu an bilmiyor ama bir taraftan evlerin yapımı ihaleye verildi. Bakın bir taraftan müteahhitler evleri şu an inşaatlarını başladı. Ancak vatandaş kaç para ödeyeceğini bilmiyor değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanı yardımcısına sordum. Bu evleri kaç paraya yapılıyor? Vatandaş kaç para ödeyecek diye sordum. Çünkü bir insanlar 60 yaşında, 70 yaşında, 80 yaşında insanlar açık sözleşmelerle borçlandırıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısının verdiği cevabı size söylemek istiyorum. Fiyatlar ve indirim oranları netleşmediği için vatandaşlara bildirim yapılmamıştır. Böyle bu nasıl bir rezalettir? İnşaat başlamış, müteahhit işi almış, vatandaşa borç sözleşme imzalatılmış ama vatandaş kaç para ödeyeceğini bilmiyor. Değerli arkadaşlar, vatandaşlardan söz sırası